Ben Meral Akşener'in, Sayın Meral Akşener'in, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, diğer muhalefet liderinin yerinde olsaydım madde madde ne yapacağımı açıklardım. Mesela Evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu EYT Loading diye bir paylaşım yaptı. Twitter'da rekorlar kırdı. Tabii Ben canım. kendim de birebir görüştüm de söyledim. Efendim dedim, ben sizin yerinizde olsam mutfakta videolar hazırlıyorsunuz. Mutfak videolarından bir tanesi EYT üzerine olur. Şu Kesinlikle. tarihe kadar sisteme girenler EYT'li olacak. Kadınları 5.000 gün, erkekleri 5.000 gün, işte Bağkur'dan gün düşecekse 6.000 gün, emekli sandıklar şu kadar gün, engellerde bu, borçlanmalarda bu, doğum borçlanmasında eksik günü olanlarda stajyer, çırakların durumu bu, Bağkur tescil mağdurlarının bu, aylık bağlama oranları bu, çalışma hayatında işte asgari ücretse kadar hepsini sıralardım, bir açıklama yapardım, net ve şeffaf olurdum. Biz çözeriz de kalmazdım ama öyle bir açıklama maalesef şu ana kadar gelmedi. Şöyle bir şey oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları açıklama yaptılar. İşte Özgür Özel yaptı, Grup Başkan Vekili Veli Ağbaba yaptı ama vatandaş nasıl ki AK Partili bir genel başkan yardımcısı ya da bir milletvekili bir açıklama yaparsa kale almıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'ndekileri de kale almıyor. Ya Tabii. düşünün, şu anda bakan diyor ki ben çalışma yapıyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanı. Ya izleyenler bize yorum yazıyorlar. Cumhurbaşkanı konuşmadan ben bu konunun gündeme geleceğine hala inanmıyorum diyenler var. Şu Maalesef. anda Türkiye'de artık milletvekillerinin, genel başkan yardımcılarının siyaseten işte karnını kaşıyarak, göbeğini kaşıyarak, al biz onu da çözeceğiz, bunu da çözeceğiz. Milletin karnı tok. Artık genel başkanlardan net tavır bekliyorlar.